Bizim bir tane ses olmayınca Kadir abimiz vardı. İstersen buraya sirke dök, asit iç, hiçbir şey olmaz. Kulak ve yetenek yoksa hiçbir şey olmaz. Ne yersen ye. Pardon, lafınızı kestim, siz de benim şimdi kestiniz. Şimdi rahmetli Seyfettin Sucu vardı. Bir de Kadir Hevşey var bizim. Hevşey. Bazen gelir böyle arkada duman duman olmuş. Allah'ım, nereden söylüyor şarkı? Bu hangi ton oluyor sayın profesörüm? Kadın bile bunu zor söyler. Ne bu? Fa. Do. 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 Vay be. Bayat do mu? Ha, bayağı bir do. Ben bayağı bir do. Bayağı bir do dedi. He? Ya. O zaman re çarpalım. Çarptı mı? Şöyle do re duvarına çarpıp geri geldi. Şimdi biz ben ne anlatacağımı zaten unuttum. Teşekkür ediyorum. Programınıza katıldığınız için. Siz zaten şeyden anladın. Popstar şey ne star? Popstar star avı bu. Star avı. Siz avcı mısınız? Avcıyız. İyi bir avcı avını kimseye kaptırmaz. Kaptırır mıyım hiç? Kimseye kaptırmayın. Zaten sizin kaptırmam. Sizin seçecekleriniz inanıyorum ki öbür programlardan daha iyi olacak. Öyle vallahi senin. Gerçekten bu diğer yarışmalara benzemeyen bir yarışma arkadaşlar. Bir kere biz jüri üyeleri olarak da yarışıyoruz zaten aramızda. Sen artık şarkıcılığı bırak, jüriçiliğe başla. Erol Köse, Ercan Saç. Evet, ben bir gün ölürsem şey, hani çok iyi bir jüriydi. Ne yazık oldu, erken gitti falan diyecekler herhalde. Jüri doğdum, jüri Kadir, öleceğim. Kadir amcayı anlatıyorum. Anlat. Şimdi bu çok titizdi. Oturduğu sandalyeye hemen oturmadan önce. Benim dedem de öyleydi. Şöyle silerdi. Ondan sonra mendilini silerdi. Ellerini mendilin üstüne oturdu. Hafif şunlar da şöyle falan. Sürekli ama sürekli. Şimdi dedim ki ne oldu Kadir abi? Dedi ki ihtiyarladım, o iş geçti. Neyse. Bu şimdi çok güzel uzun hava okur. Buna annesi kuş boku yedirdi. Vallahi bunu geldiler, götürecekler İstanbul'a. Niye ki? Annesi çok sevdiği için kıskandı, bunu kuş boku yedirdi. Yani kala kala bu ses kaldı bir de. Hayır, ne oluyormuş onu yedirince? Sesi bozuluyormuş. Seyfettin Sucu buna rahmetli o zaman dedi ki, Kadir abi dedi, bir gün kışın, yani insan yorganın altına girer değil mi? Yaz evine gittik, Ağustos ayı evine gittik. Kadir amca yorganı başına çekmiş, havluyu sarmış boğazına falan. Dedi ki, dayı ne yapıyorsun? Dedi ki, kamptayım. Kampta. Kampta. Kampa girmiş. Ne kampı? Dedi ki plaka gideyim. O zaman plak vardı, siz yaktınız. Teşekkür ederim. Neyse. Size en önemli şeyi anlatıyorum. Dedi ki Kadir dayı, bak senden rica edeyim, aman ha. Gideceksen İstanbul'da plak yapacaksan bizi mahcup etme. Ne yap dedi biliyor musun sen sabahları? Sabahları ne yap dedi. Ne yapayım? Dedi ki ne yapayım dedi. Dedi ki bir kuyruk yağı vardır, kuyruk. Koyunların kuyruğu yok, yok mu? Yok mu? Dedi ki plaka girmeden önce, stüdyoya girmeden önce dedi bu kadar kuyruk yağı al dedi, onu ipe bağla. Dedi boğazını aşağı sark böyle. Boğazı yağla. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum, bakın bu olmuş vallahi billahi. Peki sen yapmış mı arkadaş? Sen dur ki sen daha böyle tepmiş aşağı boğulurken çekmiş. Ne demiş, beni boğuyor. Demişler ki bunu kimse Seyfettin Sucu söyledi. Dedi ki sen niye yapıyorsan? Dedi ki sesi iyi açılır. Ya dedi bu olur mu ya kuyrukla? Çok teşekkür ederim efendim. Şimdi ben şarkı söyleyeceğim galiba. Tamam, bak elimi böyle yapıyorum zaten. Benim Deniz ben. Hanım. Gel benim canım. Efendim şu anda telefonda. Seyfi Dursunoğlu mu var yoksa? Seyfi Dursunoğlu kimse tanımaz. Huysuz bir cin değil mi? Huysuz bir cin mi var yoksa? Evet. Alo. Huysuz. Çok huysuz bir adamdır. Yani huyundan geçilmez. Böyle bir cin. Dünyanın en efendi, en üstün. Ya bir tanısanız ya ölürsünüz ona yani. Ağzından bal akıyor vallahi billahi. Gerçek bir İstanbul beyefendisi. Sen var ya tam böyle böyle olmuşsun ha. Nasıl şeyde böyle beğenmiyordun. Aşk olsun. Çok gıcık alıyordun ondan. Bırak ben şimdi aramızda konuştuğumuz şeyleri. Zerreyi miskal kadar gıcık alıyorsan diye. Dedi zerreyi miskal kadar. Zerreyi miskal kadar. Şimdi